Merhabalar değerli arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Bu pazar gününde sokağa çıkma yasağı henüz başlamadı. Ben bu çekim yaparken dışarıda inanılmaz bir sessizlik var. Araba sesi yok, insan sesi yok. Yani bu yeni düzene bu pazar gününde biraz alışmak zor olacak gibi ama yani bazı şeyler için yani bir takım sıkıntılarımızı engellemek için bazı önlemler şart. Tabii bir takım şeyleri zorunlu olarak değil, kendi sorumluluklarımızla bilerek yaparsak inşallah bu krizi çok çabuk bir şekilde atlatacağız diyorum. Biraz daha sabır diyorum. İnşallah çok çabuk bir şekilde geçecek bu günler. Bugünkü konum, geçen konuşmamda da bahsetmiştim, Richard Bauer'ın Martha adlı kitabı. 1970 yılında yazılmış olan Martha adlı kitabı, Küçük Prens'le hemen hemen eşdeğerdi ama her zaman bir numara Küçük Prens'e ait. Yani o bir numarayı benim açımdan hiçbir şekilde başka bir kitaba veremiyorum. Yani bunda mazur görürler zannediyorum. Martha adlı kitabını inceleme konusu yapacağım. Yani yazarın hayatı, içeriği ve neden bu kadar önemli olduğuna dair bir konuşma yapmak istiyorum. Çok fazla obje bulamadım. Bir tane böyle bir kuş figürü buldum. Bu da çok fazla Martha'ya benzemiyor ama neyse, bunun kanatları var, gagası var şeklinde düşünebiliriz. Yani önemli olan neyin nasıl göründüğü değil, bizim nasıl gördüğümüz. Bir de biz Ankaralılar olarak denize ait her şeyin hayalini çok çabuk simgeleştirebiliyoruz. Yani uzunca yıllar kış içerisinde özellikle deniz özlemini çektiğimiz için denize ait her şey bizim için yani görünür de olmasa bile her zaman hayalini kurabilecek şekilde kendimizi bir şekilde eğitmişizdir bu konuda. Birçok Ankara'da, hatta Bozkır'da olanlar da bilir. Yani denizin olduğu her yerde hayat vardır, yaşam vardır. Ve Martha'yla da özdeşleştirdiğim bir şey. Özellikle İstanbul'a gittiğimde vapur güvertesinde oturduğumda, elime simidimi aldığımda ve o martıların bize çok yakın bir şekilde geçtiğinde, o kanat seslerini duyduğumda ve insanlara olan yakını hissettirdiğinde, yani hissettiğim mutluluk gerçekten masal gibi. Bu kitap da bana onu hatırlattı tabii. Martıların o masalsı görünüşlerinin yanında yaşam mücadelesini hatırlattı. Tabii Richard Bach bunu sadece Martha'nın o masalsı tarafları değil, hayata karşı zorlukları ve zorluklara nasıl yenildiğini ve sınırlı bakış açısıyla bazı şeyleri nasıl aşamadığımızı gösteren kitaplardan birisi. Tabii kitaba ben başlamadan önce yazarın biraz hayatından bahsedeyim isterseniz. 1936 yılında Amerika'da doğmuş bir yazar. Ve şey gibi, Küçük Prens yazarı gibi, Anthony Saint-Exupéry gibi, o da pilot. 5 yıl gibi Amerikan donanmasında pilotluk yapmış ve daha sonraki yazdığı kitaplarda hep uçmak üzerinde. Yani ilk yazmış olduğu kitabı Martha, Martha'dan sonra bir 14 kitap daha yazmış ve çoğunluğu da uçmak üzerine. Ve tabii yazarın çok çalkantılı hayatı olmuş, 6 evlilik yapmış, her evlilikten çocukları olmuş. Hatta çocuklarından birisi Jonathan, burada Martha'ya karakterine vermiş olduğu isim, babasının ilgisiz üzerine sonradan kitap bile çıkarmış. Ve şu an yazar 86 yaşında ve hala yaşıyor, Amerika'da yaşayan bir yazar. Ve gelmiş geçmiş en büyük döneme imza atan, kitaplar dönemine imza atan bir kitap yazmış Martha. Yani 10.000 kelimeden oluşan bir kitap. Ve yazıldığı dönemde de 1970 yılında yazıyor ve 72 yılında da basıma geçiyor veya günlük hayata geçiyor. Birçok yayın evi tarafından reddediliyor. Böyle bir kitabın basılamayacağından bahsediyorlar ama o yılmıyor. Umut da devam ettikten sonra kitabı bastırmayı başarıyor. Ve bir anda büyük satış rekorları kırıyor. Yani 1 milyondan fazla satışa ulaşıyor. Rüzgar gibi geçtiğinde satış rekorlarını bile kırıyor. 72 yılında yayınlanıyor ve 73 yılında da bunun filmi yayınlanıyor. Ben dün çok büyük bir tesadüf sonucu Dijitürk'ü karıştırırken klasik filmler bölümünde de kitabın filmini gördüm. Yani çok şaşırdım. Hatta Dijitürk'ünüz varsa portalda klasik filmler arasında yer alıyor 73 yılında. Birebir kitabı anlatan bir film olmuş gerçekten. Yani bugün de bu konuyu konuşacağım için benim için gerçekten bulunmaz bir hazine oldu. Ama kitabın tadı her zaman başka. Yani kitabın cümlelerinin, kelimelerin etkisi her zaman başka. Yani biraz filmler bunun kısaltılmış özet hali kalıyor. Ama kitabın lezzetini ben hiçbir filmin verdiğini düşünmüyorum. Martha şöyle, Martha Jonathan karakteri üzerinden yola çıkan bir kitap. Hatta yazar da bunun öyküsünü şöyle anlatıyor, yani Jonathan karakteri nasıl bulduğunu. Sık sık sahile iniyor Richard Bach. Bu arada da Richard Bach, Sebastian Bach'ın küçük torunu, bunu da müzisyenin küçük torunudur. Bunu da artı bir bilgi olarak vereyim size. Sahile iniyor zaman zaman ve sahile indiğinde de oradaki martıları görüyor. Ve martıları izlemekten de her zaman çok hoşlanıyor. Yani onların o kanat çırpışları, onların o masalsı görüntüleri her zaman çok etkiliyor ve her zaman onlarda huzur bulduğunu söylüyor.
Ve bir gün sahil dönüşü, hatta o dönemde de bir kitap yazma fikri var, ilk romanı, ama konusunun ne olacağı hakkında çok fazla fikri yok ve büyük bir sıkıntı. Yani bilgisayarı açıyor, oturuyor, yazacak hiçbir şey bulamıyor, sıkıntıyla kapatıp sahile yürümeye gidiyor. Yani öyle bir dönem geçiriyor. Yani bunu sık sık birçok yazar gibi ben de yaşıyorum. Yani o konu bulamamak, yani o ilhamın gelmemesi için yani büyük bir sıkıntı yaratan bir durum. Yani onu bulana kadar da hayatı durduruyorsunuz bir şekilde. Yani Richard Bach'ın da bu şekilde olmuş. Sahile iniyor ve sahilden dönerken arkadan bir martının geldiğini duyuyor. Ama o kadar ilginç ki, yani Jonathan diye seslendiğini duyuyor. Hatta arkada birim var diye dönüp bakıyor ama hiç kimse yok. Tekrar yürümeye devam ediyor ve tekrar Jonathan diye bir ses duyuyor. Ve bunu daha ilahi bir işaret olduğunu düşünüyor. Yani içine hissediyor. Ben bugün bu şeyi bulacağım ve yazacağım konu belli şeklinde gidiyor. Bilgisayarın önüne oturuyor ve çok tuhaf bir şey olduğunu söylüyor. Bilgisayarının ekranını açtığında o duvarın kalktığını söylüyor. Yani tamamen o kafasındaki ilhamlarını kapatan, yani içindeki o ejderhaları serbest bırakan duvarın kalktığını söylüyor ve oturup yazmaya başladığında da Jonathan hikayesi bu şekilde başlıyor. Tabii düşünürken Jonathan karakterinin yanı sıra diğer karakterleri de yavaş yavaş oluşturuyor ama yani Jonathan karakteri onun hayatında temeli olan bir karakter. Şöyle, yani martılar biliyorsunuz sadece yemek için sahilde dolaşırlar. Yani o çöplere giderler, balıkçıların attığı balık artıklarını alırlar, sadece yaşamak için uçarlar ve alçaktan uçarlar. Asla hiçbir şekilde yüksekten uçan bir martı görülmemiştir. Jonathan karakteri de bunu sorgulamaya başlıyor. Yani neden diyor biz bu çöplüklerle idare edelim? Yani neden benim özgür iradem yok ve benim neden sınırlarım bu kadar çerçeve içerisine alınmış? Ben bunu aşamaz mıyım deyip ufak ufak yüksekten uçma alıştırmalarına başlıyor. Tabii başta çok kolay olmuyor. Yüksekler uçuyor, denize çakılıyor, yaralanıyor, berinleniyor ama o asla vazgeçmiyor. Hatta bir martı için değil, yani bir kuş için bile çok çok yükseklere ulaşmayı hedefleyen alıştırmalar yapıyor. Ama kanatları o kadar büyük ki, yani o büyüklükte çırpıp o rüzgarı arkasına alıp yükselmesine engel oluyor. Sonra aklına bir şey geliyor. Ya diyor, şahinlerin kanatları kısa. Ben neden kanatlarımı kısaltmayayım? Ve o kanatları vücuduna yapıştırıp sadece uçlarını dışarıda bırakıyor ve o şekilde yükseklere uçmaya başarıyor ve inanılmaz bir mutluluk yaşıyor sonunda bunu başardığına dair. Tabi bu diğer martı sürüsünün hoşuna gitmiyor. Özellikle orada da otoriter bir karakter çizmiş Richard Bach. Yani o hiyerarşiyi, yaşlılar var, aileler var, diğer gençler var, aynı bizim yaşadığımız toplumdaki gibi. Farklı olanı denemek tabii her zaman toplum dışı kalmanın, dışlanmanın en büyük işaretlerinden biri. Yani biz de bunu hepimiz yaşıyoruz değil mi? Zaman zaman önümüze konulanlarla yetinmeyip başka arayışlara girdiğimiz zaman anında kafamıza bir tane balyoz iniyor. Otur oturduğun yerde, ortalığı karıştırma, suları bulandırma. Önüne vermişiz, aç değilsin, açık da değilsin, karnın doyuyor, başında bir çatı var, hadi otur oturduğun yerde, hiçbir şey yapmana gerek yok deyip bizi durdurmuyorlar mı? Ve bize çoğunlukla bu seslerden korkmuyor muyuz? Ya dışlanmaktan korkmayanlar ancak yoluna devam ediyor ama dışlanmaktan korkanlar sadece bu yaşadığını bir yanılsama olduğunu düşünüyor ve çoğunlukla da hayallerinden vazgeçiyor. Yani bu etrafımız bu örneklerle dolu. Ama Jonathan karakteri farklı, yani bundan vazgeçmiyor. Yani sürü dışlasa da, sürü bunu hiçbir şekilde aralarına almasa da hiçbir şekilde vazgeçmiyor. Hatta bir adaya sürüyorlar ve adaya gidiyor. Orada tek başına yaşamaya başlıyor. Hatta zaman zaman şüpheye düşüyor. Ben hata mı yaptım? Yani herkesi kaybettim. Geri mi dönmeliyim? Ben martı olarak, benim özelliklerim bunlar. Eğer Tanrı isteseydi bana diğer kuşların özelliklerini verirdi. Kartalın gözlerini verirdi. Diğer şahinin kanatlarını verirdi. Ama demek ki ben martı olarak yaşamak zorunda mıyım acaba diye kendini sorguluyor ama yani o sorgulamanın sonunda da o içindeki ateş, yani o farklı olanı, kendine ulaşmasını isteyen o ateş asla sönmüyor. Ve tıpkı kendisi gibi sürülen, kendisi gibi sürü dışı kalmış martılarla tanışıyor gittiği adada. Yani kitap aslında 4 bölümden oluşuyor. Ama bendeki kitap Martı 82 basımı, yani 3 bölümde kaldım ben. 4. bölümü sonradan okumak ihtiyacı hissettim. 82 basım olduğu için de yani içeriği çok fazla değişmemiş ama 4. bölüm ilave olduğu için zaman zaman hikaye değişikliğe doğru gitmiş. Yani o, hatta bu da bize hocamızın tavsiyesi. Felsefe bölümünde, sanat eserlerinde felsefe problemlerini incelediğimiz ender kitaplardan birisi. Hatta biz çocuk kitabı mı okuyacağız diye hocaya çıkıştığımızı hatırlıyoruz ama o da bakın bakalım dedi. Küçük Prens'te de aynı şey. Şey mi acaba, çocuk kitabı mı? Bakın bakalım sonra konuşalım dedi ve gerçekten de haklı çıktı. Neyse, konuyu dağıtmayayım.
Adada diğer kendileri gibi, kendisi gibi martılarla karşılaşıyor ve onlarla tekrar yeniden güç alıyor ve yaşama ilişkin birçok öngörüyü de orada geliştiriyor. Yani cennetin bir zamana mekana ait olmadığını, eğer biz yetkinliğimize ulaşmak için elimizden geleni yaparsak, biz yetkinliğimize ulaşmak için elimizdeki tüm yetenekleri kullanırsak cennete ulaşabileceğimizden bahsediyor. Yani bizim cennet düşündüğümüz o şelalelerin aktığı, tamamen hazlarımıza hitap eden, dünyanın bize sunulduğu cennet değil, tamamen kendi kişiliğimizi, kendi yetkinliğimizi bize sunan bir cennet mekanından bahsediyor. Ve zamanla bunu yavaş yavaş hem o yüksek uçma becerilerini geliştiriyorlar ve farklılaşmanın vermiş olduğu hazla bayağı büyük bir, yani 10 kişilik bir grupta yaşamaya başlıyorlar. Ve asla o çöplüklerle idare etmiyorlar artık. Yani gidip balık kafaları yemek zorunda kalmıyorlar. Gidiyorlar, balıklarını kendileri alıyorlar. O denizin içerisine böyle bir çivi gibi çakılıp alttan balıklarını çıkarıp onun yaşadığı haz, ne kadar acı da çekse, 2-3 gün kendine de gelemese, o alışılmışın dışına çıkmış olduğu haz inanılmaz etkiliyor Jonathan'ı. Ve bunun aldığı hazı bir kere aldı mı da asla bırakmak istemiyor. Ve bilgeliğe erişmiş şeyler de var, martılar da var, Chang karakteri de var orada. Yani o da Martı'nın, Jonathan Livingston'ın birebir hocası oluyor. Yani takıldığı yerlerde, yani umutsuza düştüğü yerlerde, yani en büyük destekçisi oluyor. Yani bizim hayata nasıl bakmamız gerektiğimiz gibi ona da birisi, yani çoğunlukla biz her şeye yetme gibi bir imkanımız yok. Yani Allah bize bazen armağanlar gönderir, bazı insanlar gönderir. Yani yetemediğimiz yerlerde bizi destekleyen, hayallerimize ulaşmak için bizi destekleyen insanlar gönderir. Yani bazen onun farkına varırız, bazen varmayız ama Martı Livingston bu işin çok çok farkında ve birebir sahiplenmiş durumda. Hatta ondan sonra da onun yerine Livingston alacağı için kendini çok çok iyi yetiştiriyor. Tabii burada bir ölüm de var, yani tıpkı hayat gibi kaybetmek de var, hırslar da var, martılar arasında çekişme de var. Ama sonuçta amaç belli, kendi sınırlarımızın dışına çıkmak, bize sunulanı reddetmek, alışkanlıkları reddetmek. Yani günlük hayatımıza baktığımızda da aslında bunun, yani Martı karakteriyle çok iyi uyuştuğunu görüyorum ben. Bize bazı havuçlar veriliyor değil mi? Yani böyle önümüze konuyor. Bakın diyor, buna sen sahip olabilirsin, buna ulaşabilirsin. Ulaşamayacağın hiçbir şey yok. Çok çalışırsın, ev alırsın, o istediğin arabayı alırsın. Gidersin, en güzel tatillerini yaparsın ama bunun için bir yıl çalışırsın, eşek gibi çalışırsın, tabiri caizse kusura bakmayın. Bunun için çalışırsın ama ben sana havuçlardan birini veririm. O havuç biter, öbür havuç gelir ama sonra senin hayatın, yani en fazla ne kadar çalışabilirsin, 60 yıl. Ne kadar yaşarsın, yani normal şartlar altında şu an yaşama ömrü ne kadar, 60 olsa da 70-75 yıl. Sonra ne oluyor? Bitiyor, her şey bitiyor yani. Şöyle geçmişe baktığımızda diyoruz ki ne yaptım ben, kendim için ne yaptım? Bu kadar... topluluğun içerisinde ailem için çalıştım, iş yerim için çalıştım, arkadaşlarım için çalıştım ama ben kendim için ne yaptım sorusunu sormaya başlıyorsunuz. Yani bu sistemin getirdiği, yani o, eğer o farkındalığın içindeyseniz zaten bunu çok çabuk fark ediyorsunuz ama değilseniz sanki bir şeyleri doğru yapmak zorundaymış gibi o çılgınca tüketim alışkanlığına ve başkalarının çizdiği o sınırlara koşmayı tercih ediyoruz. Çünkü o alanları güvenli olarak düşünüyoruz. Yani oradan çıktığımız zaman dışlanmaktan korkuyoruz. Başarısızlığa uğramaktan korkuyoruz. Acı çekmekten korkuyoruz. Ama tarih bunu şunu göstermiştir ki hayallerinin peşinden giden, o sınırların dışına çıkanlar kalıcı olabilmiştir. Yani ölümsüzlük budur aslında. Yani ölümsüzlüğün peşinde koşuyoruz şu an ama yani çok çok uzun yıllar yaşamak gibi bir amacımız var ama aslında ölümsüzlüğümüz yaptıklarımızdır, sınırlarımızın dışına çıkmamızdır. Ve ne olursa olsun etrafımıza, kendimize vazgeçmediğimizi göstermemizdir. Yani bu her zaman mümkün olmayabilir tabii. Yani zaman zaman şartlarımız bunu zorlayabilir. Günümüzün ekonomik şartlarında bazı şeyleri istesek de yapamayabiliriz ama yine de diyorum ki yani hepimizin bir alanı var. Ve o alanda kendimizi gerçekleştirebiliriz, yetkinliğimizi gerçekleştirebiliriz diye düşünüyorum sevgili arkadaşlarım. Konuşmamı bitirmeden önce de birkaç tane alıntı okumak istiyorum size. Çok güzel alıntılar. Birkaç tane seçtim sizin için. Bunu da okuyup sonra konuşmamı kapatacağım. Neden bu kadar azız? Garip. Benim geldiğim yerlerde binlerce ve binlerce martı yaşardı biliyorum diyerek başını salladı Livingston. Sana vereceğim tek yanıt senin ancak milyonda bir rastlanan bir martı olduğun. Çoğumuz öylesine yavaş geliştik ki dünyayı değiştirdiğimizde vardığımız yer hemen hemen aynısıydı. Terk ettiğimizin nereden geldiğimizi hemen unutarak ve geleceğimize aldırmayarak günübirlik yaşadık. Karın doyurmak, didişmenin, süre içinde iktidar hırsının ötesinde değerler olduğunu bilincine varmak için kaç yaşamdan geçtik dersiniz.
Ben bunu okuduğumda tabii kaldım yine. 2-3 kere falan okudum. Yani birebir ne kadar özdeşleştiğimizi anladım. Yani kaç yaşamdan geçtik. Ne kadar güzel bir söz değil mi? Yani şu anki hayatımıza gelmek için kimdir kaç yaşamdan geçtik? Yani bunu ara sırada da düşünmek lazım diye düşünüyorum. Bir tane daha okuyup konuşmamı bitireceğim. İyi ama bundan sonra ne olacak? Nereye gidiyoruz? Cennet diye bir yer yok mu? Hayır Canat'ın, öyle bir yer yok. Cennet ne bir zamandır ne de bir mekan. Cennet yetkinliğin ta kendisidir. İstediğin herhangi bir yere ve zamana gidebilirsin. Ben düşünebildiğim her yere ve her zamana gittim. Denizin ötelerine baktı. Ne garip. Yolculuk uğruna yetkinliği yatsıyan martılar o yavaşlıkla hiçbir yere ulaşamıyorlar. Yetkinlik uğruna yolculuklardan cayanlarsa anında her yere gidebiliyorlar. Unutma Canat'ın, cennet bir mekan ya da zaman değildir. Anlamsızdır zaman ve mekan. Ne kadar güzel değil mi? Yine bir pazar günü için yine düşünecek bir konu. Özellikle bugün evlerimizdeysek, bazı şeyleri de yani kendimizi bir zaman ayırdıysak, yani düşünmenin tam zamanıdır diyorum. Sevgili arkadaşlarım, beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Biraz daha sabır diyorum. Bugünler de geçecek. Sakın umutsuzluğa kapılmayın. Her şey geçti, bu da geçecek. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.